Meclis Genel Kurulu'nda teröre destek tartışması yaşandı. CHP'li Veli Ağbaba'nın 9 yıl önce yaptığı basın toplantısında YPG'li bir teröristin bulunması gündeme gelince tansiyon bir anda yükseldi. Teröristin Allah belasını versin. Teröristi meclise sokanların da Allah belasını versin. Teröristle işbirliği yapanların da Allah belasını versin. Kendi genel başkanınız YPG terörist değil dedi. PKK'lılar da hendek kazanlar da çukur kazıyor dedi. Arkadaşlar dedi. Herhalde kendi genel başkanınıza bela okudunuz. Hayırlı olsun. Meclis Genel Kurulu'nda teröre destek tartışması yaşandı. Sizin içinize arkadaşlar PKK, müsaade edin, duyamıyorum. Tartışma Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba'nın Suriye'de öldürülen Ceren Güneş kod adlı terörist Özge Aydın'la meclis çatısı altında daha önce basın toplantısı düzenlemesi üzerinden başladı. El ele, kol kola, omuz omuza yürüdüğünüz Fethullah Gülen'in gözlerine bakıp terörist olduğunu anlamadınız. Bana diyorsunuz ki 9 yıl önce 9 dakika yanımda duran bir kızın terörist olduğunu anlatıyorsunuz. Bakın bu mantığa göre mecliste en çok terörist sokan parti kim biliyor musunuz? Sizsiniz. Ağbaba'nın bu sözleri tansiyonu yükseltti. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi sıralarından sert cevaplar geldi. Yazıklar olsun. Sizin içinize FETÖ kaçmış. Sizin içinize arkadaşlar müsaade edin, duyamıyorum. Siz artık onların oyuncağı olmuşsunuz. Siz terör örgütlerine bile terörist diyemeyen bir noktadasınız. Siz hep teröristlerin yanında oldunuz bugüne kadar. Sorumluluğu da meclis başkanlığına yıkmaya kalk. Bu ne alaka? Ağbaba konuyu değiştirmek için bu kez sözü Atatürk'e getirdi. Bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi'de üye olan ve milletvekili olan herkes bir şeyin farkındadır. Bizler İngiliz'le Fransız'la meydan okuyan Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız, kardeşleriyiz. Onu bil. Atatürk'le ilgili İstanbul İl Başkanınız Kaftancıoğlu'na bir göndermede bulunduğunu zannediyorum. Bütün emperyalizmi hepsini lanetliyoruz. Siz onlardan medet umuyorsunuz. Tartışma oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Süreyya Sade Bilgiç'in araya girmesiyle sonlandı.